araçların, müdafilerin, yetkililerin kader, kaza, doğal fırsat diyerek ölümlerini meşrulaştırdığı, canlarını 3 kuruş değer biçtiği, Hendek'te 7, Türkiye'de katleden yüzlerce işçiden sadece biri. Ben hukukçu değilim, yasa, mevzuat, yönetmelik bilmem ama emin olduğum tek şey var. Patlama büyük coşkuna revai şey farkındasında oldu. Ama buradaki 7 işçi denetimsizlik ve cezasızlık öldürdü. Bundan sonra denetimsizlik başka canları almasın, cezasızlık en katliamlara davetiye çıkarmasın diye parayı insan hayatının önüne koyan bu sisteme bir işçi, bir emekçiyi daha kurban etmemek için Hendek için adalet. Ben de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İşçi olmazsa işveren asla olmaz. İşverenlerin de ceplerini dolduran bu gariban işçilerdir. Ben Sebat Tümlü ablasıyım. Biz gerçek adaletin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Arasıyla adalet satın alanlara bizim davamızın örnek olmasını istiyoruz. Bu ülkede artık adalete hiçbir şekilde güvenimiz kalmadı. Son umutlarımız artık belki bir bize de adalet en kısa zamanda tecelli eder diye bekliyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi. Biz her gün acıyı yaşıyoruz. Allah bizden başka kimseye bu şekilde acı yaşatmasın. Çok başka bir şey söylemek istiyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu insanların acısı dinmez. Ama Merve kardeşim söyledi. Türkiye'de kapitalizmin en ucuz kalemi işçi canı olmasın diyedir davamız. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar adalet istiyorlar. Türkiye'nin en derin krizi adaletsizlik krizi. O yüzden Hendek'teki 7 işçinin canının hesabı sorulmalı. Sorulması için uğraşıyor bu insanlar. Şimdi duruşma salonuna geçiyoruz.